Herkese merhaba, ben Esila. Geçen hafta Samet ile çektiğimiz videoda belirttiğimiz gibi ayın belirli haftaları ayrı bir şekilde video çekeceğiz ve bu o haftalardan biri. Geçen gün MasterChef'te izlediğim ekşili köfte yemeğini yapacağım. Daha önce hiç yapmadım, daha önce hiç tatmadım da bu bizim için bir ilk olacak. Umarım arkadaşlar canınız çekmez. Çekecek olan arkadaşlar varsa şimdiden çok özür diliyorum. Bu arada geçen hafta paylaştığımız videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sizin fikirleriniz, yorumlarınız, beğenmeleriniz, beğenmemeleriniz, abone olmalarınız bizim için çok önemli. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız yemeğimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle soğanımızı rendeliyoruz. Gözlerim yanıyor. Evet arkadaşlar, rendelemiş olduğumuz soğanı kıymamıza ekliyoruz. İçine bir adet yumurta kırıyoruz. Ve istediğiniz baharatlardan ekleyebiliriz. Biraz karabiber. Biraz tuz. Biraz köfte baharatı. 2 yemek kaşığı pirinci yıkıyoruz. Yıkadığımız 2 yemek kaşığı pirinci kıymamızın üzerine döküyoruz. Evet, şimdi tüm malzemelerimizi yoğurup dinlenmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar, kıymayı 10 dakika kadar yoğurdum. Şimdi onu dinlenmeye bıraktım. 4 patates ve 3 havucu ihtiyacımız var. Şimdi ben patateslerimi soymaya başlıyorum. Evet, patatesleri soydum. Şimdi arkada sıra havuçlara geldi. Evet arkadaşlar, patatesimle havucum hazır. Şimdi onları doğrayacağız. Küp küp. Evet, patatesle havuçlarımızı doğradık. İlk önce çok az bir yağla havuçlarımızı kavuracağız. Onlar biraz kavrulduktan sonra da patatesimizi atacağız içine. Evet, şimdi patatesimle havucumu yıkadım. Onlar biraz süzülürken köfteyi yapacağız. İlk önce tepsimizin altını biraz unluyoruz. Unluyoruz çünkü birbirlerine yapışmaması için. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi yağımızı koyuyoruz. İlk önce havuçlarımızı, daha sonra da patateslerimizi kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi havuçlarımızı ekliyoruz. Şimdi kavrulmuş havuçlarımızın üzerine patateslerimizi ekliyoruz. Evet, patateslerimizi de havuçlarımızın yanına attık. Biraz da birlikte kavrulmasını bekleyeceğiz. Daha sonra su ilave edeceğiz.
Evet, patateslerimizle havuçlarımız yeterince kavruldu. Şimdi üzerine 5 su bardağı su ekliyoruz. Evet, şu an köftelerimiz hazır. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Evet, şimdi suyun kaynamasını beklerken ben de ekşili köftenin sosunu hazırlayacağım. Bunun için bir adet yumurta, bir yemek kaşığı un, limon suyu ve yoğurt. Evet, şimdi başlayalım. İlk önce bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı silme bir şekilde unumuzu aldık böyle. Daha sonra yarım limon suyumuzu sıkıyoruz. İlk önce bunları çırpıp daha sonra da yoğurdu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi 2 su bardağı yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Evet, şu an suyumuz kaynadı. Köftelerimizi atıyoruz. Evet arkadaşlar, çorbamızın suyuyla sosumuzu karıştırıyoruz. Sosumuzun kesilmemesi için de bir yandan karıştırıp bir yandan da suyumuzu koymamız gerek. Evet arkadaşlar, çorbamız hazır. Ben tadına baktım, lezzeti gayet yerinde. Eğer kalabalık bir aileyseniz, çorbanın miktarını arttırmak istiyorsanız, kullandığımız malzemeleri orantılı bir şekilde arttırarak daha fazla çorba elde edebilirsiniz. Umarım videomu beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Desteğinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.